Bluezone'lardan Okinawa burada gerçekten ön plana çıkan, centenaryen dediğimiz 100 yaşını geçen popülasyonda da Japonya'da bile Okinawa kendi içinde ayrışıyor. Baktıklarında ya bu Okinawalardaki keramet neyden kaynaklanıyor dediğinde, bir kere hani hep dediğimiz bizim birçoğumuzun da lafta kaldığı besinleriniz ilacınız olsun şeyini gerçekten hayatına adapte eden bir coğrafya Okinawa. Hatta işte afiyet olsun yerine ilaç olsun diyorlar birbirlerine yemek yedikten sonra. O kadar bunu benimsemişler. Ne yiyor Okinawalılar? İşte Goya dediğimiz özellikle C vitamini, beta karoten, potasyumdan zengin besinleri var. Özellikle polifenollerden zengin narenciyeleri var. Moringa, süper besin olan moringa, acerola gibi hayatlarında dahil ettikleri, aslında bizim hep söylediğimiz işte renkli beslen, işte antioksidan, polifenollerden zengin beslen vesaire dediğimiz şeyleri hayata dahil ediyorlar. Ama diyorlar ki bunları zaten diğer Japonlar da dahil ediyor. Ama özellikle şu kahverengi su yosunu Okinawa'da yaygın bir şekilde tüketiliyor. İşte bu kahverengi su yosununa baktığımızda, bu kahverengi su yosunundaki kerametinde bu fukoidan dediğimiz molekülden kaynaklandığı keşfedilmiş ve üzerinde ciddi birçok çalışma yapılmış bir molekül fukoidan. Tabii burada birçok kahverengi su yosunundan elde edebiliyoruz. Aslında Pelin Hoca'nın sunumunda bazı çalışmalarda yüksek dozlar vardı, dikkat ettiyseniz. 1 gram, işte 2 gram. Burada keramet saflıkta. Şimdi siz başka bir su yosunundan 1 gram tükettiğinizde de belki vücudunuza 300 miligram fukoidan geliyor. Ben de burada zaten 300 miligram net fukoidanı vermiş oluyorum. Dolayısıyla hangi su yosununu kullandığımız da bizler için çok önemli. İşte burada fukoidan seçerken dikkat etmeniz gereken 3 kriter var. Hangi yosundan elde edildiği, moleküler boyutu, düşük molekül ağırlıklı olması önemli. Birazdan anlatacağım. Bir de çıkarma yöntemi, ekstraksiyon yöntemi bizler için önemli. Özellikle burada düşük molekül ağırlıklı fukoidan olması lazım. Yani hem bağırsaktan geçebilmesi için hem beyine kadar ulaşabilmesi için düşük moleküler ağırlıklı olması lazım. Ekstraksiyon yöntemleri önemli. Çünkü bu coğrafyalar biliyorsunuz atom bombasına maruz kalmış, radyasyon maruziyeti olan coğrafyalar. Yani uzak doğu. Dolayısıyla bu kriterlere de dikkat edilmesi lazım. Tabii fukobalan farkı şu, sadece fukoidan değil, fukoksantin dediğimiz bir molekül de içeriyor. Fukoksantin de biliyorsunuz astaksantin, çok güçlü antioksidan, mesela kril yağından elde ettiğimiz astaksantinler. Fukoksantin de su yosunlarından elde ettiğimiz kahverengi alglerin kloroplastlarında bulunan, pigment olarak bulunan ve antiobezite, antikanser özellikleri ön plana çıkan bir başka kıymetli molekül. Yani bu sadece bir fukoidan değil, fukoidan artı fukoksantin kombinasyonu. Burada da özel kaplama teknolojisiyle stabilizasyonu biz fukoksantinde sağlıyoruz. Fukoksantinde de stabilizasyon oldukça önemli. Üretim prosesleri dediğim gibi nereden üretildiği, nasıl üretildiği çok önemli. Bir de fukoidan dediğimiz şey bir polisakkarit aslında. Çok uzun zincirli bir polisakkarit. Bunun düşük molekül ağırlıklı olması gerekiyor ki bağırsaklardan geçebilsin, hücreye kadar ulaşabilsin. Yapılan birçok klinik çalışma var. Birçok alanda biz fukoidanın etkilerini görebiliyoruz. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmesi, onkoloji çalışmaları, eklem sağlığı, bağırsak sağlığı, kalp rahatsızlıkları gibi. Mesela nerede gördük? Özellikle grip aşısı olan kişilerde fukoidan takviyesi kullandırdığımızda antikor seviyeleri daha uzun süre yüksek kalıyor. Ama fukoidan takviyesi kullanmayan grupta antikor seviyeleri daha hızlı geriliyor. Onun yanında obezite, diyabet, sindirim sistemi, karaciğer sağlığı üzerinde yapılan çok önemli çalışmalar var. Fukoidanla yapılan bir çalışmada hem hemoglobin A1c, karaciğer yağlanması ve adiponektin üzerinde anlamlı bir şekilde fayda sağladığı gösterilmiş. Bakın kemoterapinin yan etkilerini azalttığı gösterilmiş. Özellikle fluorouracil kombinasyonu olan kemoterapi gören hastalarda bağırsak yan etkilerini, kemoterapinin
bağırsak epiteli üzerindeki yan etkilerini azaltıyor. Yine kemoterapi sonrası bağırsak mukozal hasarı hafiflettiği, kısa zincirli yağ hastalarını artırdığı, ülseratif kolit ve kron üzerinde biz fayda görüyoruz. Selektin blokörü, selektin demek metastaz demek, selektin blokörü olduğu için metastaz üzerinde de yapılan birçok çalışma var. Kanserli hastalar üzerinde yapılan bir klinik çalışması bulunuyor. Burada Foucault'dan kullanan grupta tam yanıt, kısmi yanıt ve stabil hastalık olan grup artıyor. Yani hastalık kontrol altında olan grubun sayısının artmasına anlamlı bir şekilde katkı sağladığı kanıtlanmış. Biraz önce dediğim gibi bu takviye gördüğünüz preparatlar Tayvan'da şu an pazar lideri, özellikle kanser hastaları üzerinde eczanelerde en çok satılan takviye. Aslında Avrupa'da da olan bir molekül. Bakın Life Extension, Dr. Space biliyorsunuz Avrupa'nın en önemli markaları. Orada da Optimize Foucault'dan diye zaten bunlar uzun zamandır bulunan takviyeler. Ben direkt oradaki yorumlardan da örnekler koydum. Avrupa'da kanser üzerindeki etkileri ciddi olarak biliniyor. Bakın işte meme kanseri tanısı konuldu. İşte o nedenle Foucault'dan kullanıyorum. Hastalığım stabil seyrediyor diyen. İşte bağışıklık üzerindeki, kolesterol, diyabet üzerindeki, özellikle viral enfeksiyonlar üzerindeki etkileri oldukça biliniyor. Yine bağırsak rahatsızlıklarında, mesela divertikülitim, Foucault'dan kullandım, divertikülit atağı yaşamıyorum artık diye yorumlar var. Hatta hayvanlar üzerinde de ciddi anlamda bir tüketici kitlesi var. Özellikle kedi ve köpeklerdeki tümörlerde çok bir hani yapacağımız bir şey kalmayabiliyor. Orada mesela köpeğime de kedime de kullandırıyorum diye yorumlar da var. Dolayısıyla Avrupa'da uzun yıllardır zaten olan bir moleküldü. Biz bunu ülkemizle buluşturmuş olduk. Peki kimlere genel olarak klasifiye edecek olursak, şimdi herkes işte şu yolakta etkili, bu yolakta etkili dedik. Genel olarak bir, diyabet, kolesterol, metabolik sendrom çalışmaları çok güçlü. Gerçekten metabolik sendrom üzerinde ciddi çalışmaları var. İki, bağışıklık sistemini güçlendirme anlamında çok güçlüyüz. Yani hem genel olarak sık sık hastalanan kişiler, grip aşısı olan işte belli bir yaşın üzerindeki kişiler, yine kronik hastalıkları olan, kanser hastası veya kemoterapi alan bağışıklığı çok zayıf kişilerde bunu bir bağışıklık alternatifi olarak düşünebilirsiniz. İnflamatuar bağırsak hastalıklarında gerçekten çok önemli bir bağırsak onarıcı. Hem kemoterapinin yan etkilerini bastırma anlamında bağırsak üzerinde etkili, hem normal ülseratif kolit, kron gibi inflamatuar bağırsak hastalıklarında divertikülit sorunu olanlarda ciddi çalışmaları var. Beyin sağlığı üzerinde Alzheimer, demans üzerinde ciddi yapılan çalışmalar var. Bakın mitokondriyal disfonksiyondan koruyucu olması, dopaminerjik nöron kaybını engelleyici, işte hipokampüs üzerinde etkileri, tau fosforilasyonunu azaltıcı etkileriyle beyin sağlığı üzerinde de ciddi yapılan çalışmalar bulunuyor. Ve tabii ki de işte kanser tedavisine bağlı olarak hem yan etkilerden korunma hem metastaz riskinden korunmak için hayata dahil edebileceğimiz doğal bir destek. Neden doğal? Belki yani Okinawa'daki insan bizim bir kapsülde veya iki kapsülde vereceğimiz Foucault'dan çok daha fazlasını zaten günlük beslenmesiyle alıyor. Yani orada sonuçta ya sen kanser tedavisi görüyorsun artık şu su yosununu tüketme diyor muyuz? Demiyoruz yani, çünkü hayatının bir parçası haline gelmiş o kahverengi su yosunu. Yani kahvaltıda da, öğle yemeğinde de, akşam yemeğinde de doğal bir şey haline gelmiş. Dolayısıyla Foucault'dan zaten bir polisakkarit ve gayet güvenli bir molekül olması dolayısıyla da güvenle kullanabiliriz.